Ya amınıza koyayım chat, ne trollsünüz ya. Kaçtı inşallah, kaçtı yazıyor ya. Kaçmadı, kaçmadı, attılar abi ya. Attılar, attılar. Korktum onun tepkisi o. Oğlum da çok korktum. Gol sesi geldi ya. Oğlum ben de diyorum maç kulüpte değil mi oluyordu? Korktum korktum. Ne için helal olsun şeymiş? 3-3 oldu ya, onun için helal olsun. Tam bir kadın tepkisi değil mi? Gol olunca helal olsun. Helal olsun be! Vallahi bravo be! Teşekkürler, teşekkürler. Erkek tepkisi ya, amına koyayım. Koydum lan! Agamla Nav Savaşı. Komik değil bu arada. Aynen kanka. Ersin elini kolunu sikeyim. Arkadaşlar yayınımızda lütfen futbolculara küfür etmeyelim. Lütfen, lütfen, lütfen. Umur abinin çoğunu kabalaydı. Allah'tan geldi. Aklım 3-4 tane kız geliyor. Efkarlanamıyorum ama. Gelin ben amına koyayım. Yalnız ne vurdu lan? Tam vurmadım ya kuluma. Semten arkadaşımızı poligona getirdik, manyağa bak, rezil etti bizi. Lan ne yapıyorsun oğlum? Almanya'dan dayım gelmiştir. Elit şekilde geldiğimiz ortamda babamın eğlence anlayışı. Güzel eğleniyorum. Benim babamda da benim babamda da espri yapma hastalığı var moruk ya. Ay bir de komik değil, sıkıntı orada. Yapamıyorum. Ya amını sikeyim. En son restorana gittik. Espriye bak, şakaya bak. Kardeşim dedi, hesabı alabilir miyiz? Yoksa sorun değil. Gülmeyeceğim. Gülmen lazım. Baba işte baba. Yani ne yapayım? Ne yapayım chat? Ne yapayım yani? Bunu söylemiştin abi. Tamam, aynı şakayı bir daha yaptı o zaman, amına koyayım oğlum. Geçen gün bir daha. Cem Online bir diamond, teşekkürler Cem. Anasının amı yine vuracak. Yok vurmadı. Vuracak abi, vuracak da olabilir. Oğlum ne yapıyorsun? Reklam engelleyici. Ulan ben Fero'ya bak, ben videolara düşmüşüm. Hiçbir sikim anlamadım. Ne oluyor lan? Kim o Hülen? Hülen? Hülen. Bomba abi. Zayıf kulağın neler esprisine güldü bence. Reklam engelleyici. Sarılıyor ben. Reklamlar çıkıyor ya abi. Ne diye mesela çıkıyor? Geçen gün sen de çıktı, kameranın üstüne koydun. Ne çıktı? Abi, açık saçık ablalar. E tamam dur, annelerle ne alakası var bunun? İşte diyor ya abi. Abi anlatayım mı? Ben de anlamadım hala amını. Abi genellikle reklamlarda bizim demek ki terbiyemiz böyle şeylere müsaade etmiyor. Hayır, yani reklamlarda genellikle şey çıkıyor yani, böyle işte yok 200 metre etrafındaki dolu insanları görsün. Orospu çocuğu. Oo, Google'daki aramalara göre kim bilir Google'a ne yazıyorsun ki ne çıkıyor. Aynen ya öyle. Bu da onu yapıyor işte abi. Çevren beni nasıl görüyor? Evet.
çocuklar yeni villamızı beğendiniz mi? 5 artı 1 cinli. Özellikle villa aldım zaten. Apartmanda cinler yoktu. Çevredeki herkese bu evi sordum. Oraya girmeyin götürücü sikerler dediler. Ben bu evi niye aldım çocuklar? Çünkü ben bir orospu çocuk. Gece bir ses mi duydunuz? Allah çarpsın bizim GTA yayını gibi amına koyayım. Patırdı mı duydunuz? Hemen ne yapıyorsunuz? Peşinden gidiyorsunuz amına. Ama ışığı yakarsanız belanızı sikerim. Kanka bak şimdi bu adam küfür ediyor. Ben bu kadar etmiyorum. Evet tabii. Abi. Çok ediyor abi. İnandık. Biz böyle atsak amına koyayım yemin billahi diyeyim Instagram bizim götümüzü siker. Ha bu 7. ayın 27'sinde Cenab-ı Hak tarafından iradesi elinden alınan balıkçı Turgut Reis'in yeğeni Küfürbaz Haydo'ya 3 gün kötü söz söyleyip küfür etmediği takdirde bütün mirası kalacaktı. Asiktir. Bunu niye verebilirim? Let's get this started. Bunlar da gizli bir yetenek amına koyayım ya. Şimdi dersiniz hocam, hani bu voleybol topunu ayakla vurmuyorduk, gram sıkıntı yok biliyor musunuz? Ananı sikeyim. Eski sevgilini başka bir kızla yürürken görürsün aga be. Oo. Güzel, asla asla olmadı, tutmazsa sileceğim. Bunu zaten su içeceğim, yıkamaya gerek yok. Ya Baran sana da bir iltifat ettik amına koyayım. Bu videonu çok beğenmedim ya. Bunu kola içmişim. Neyse ecuk değdireyim buna. Zaten yine gol olacak yeter bu arada. Bu ne amına koyayım Alper Rendevine'ları gibi ya. Bunu ağzıma değdirme. Bir numaralı kankim abone oldu. Gerek yok yıkamaya. Bu benim çatalım ya, tamam ya. Daha iki gün daha giderim de gerek yok. Kanka bit artık ya. Bitti. Yer ne oluyor ya? Hani cezalı taş kağıt makas ölmüş. Her şeyi ciddiye alan kişi. Kanka yapabileceğim bir şey söyle ama. Tamam ben burada gökten girelim. Ulan ne sikiyim duydun mu? Kanka yapabileceğim bir şey söyle ama. Tamam ben burada gökten girelim. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar hoş geldiniz. Yalnız konser alanına geçerken şurası ıslak, çorapları çıkarırsa kızlar. Çok iyi olur. Niye abi? Kardeşim yeni bir kural geldi. Sen sus. Çıkarım kızlar. Çıkarayım mı abi ben de? Kaç bir ses siktir geçiyor. Bir numaralı kankim abone oldu. Tamam geç tamam. Optimus Prime Megatron. Ne Optimus Prime mi? Aynen. Büm bile bile. Anasını. Hangi film serisinde yer alan karakterlerdir? Harry Potter, Star Wars, Transformer, Toy Torsi. Kadınlara bayan denilince hissettikleri. Düzenli mastürbasyon yaparak kol gelişir mi? Ya orospu çocuğu bu. Çok seviyorsun. Ya harbiden orospu. Ciddi mi diyorsun öyle mi? Hayır ciddi değil. Ya sevdiğin ne yapıyor adam? Gırgır ya mı? Siktirsin götü olanı ya. Tamam dur. Bana soru soracak. Düzenli 31 mi? Aman akıllı. Ben bir duş alıp kendime geleyim ya. Eğer duştan çıkıp terleyip bir daha duşa girersen bizim yayını izleyip çaldın. Ben bir kahve yapıp kendime geleyim ya. Ben bir yürüyüşe çıkıp kendime geleyim ya. Ben artık kendime geleyim ya. Of bu adam çok iyi. Bir numaralı kankim abone oldu. Bayağı iyiymiş bro. Abi. Çok senden iyiymiş. Bence senden bahsediyor ya, ben, abi. Bence de benden bahsediyor. Bayağı iyiymiş çünkü yani. Bir ara Vine'da bana böyle anti hesaplar vardı. Küfürsüz Vine diye hesap açıyorlardı. Amına koyayım. Hani bize de satıyor. Biz küfür etmeden güldürüyoruz falan filan. Aynı ona benziyor. Oğlum bu ne lan? Ha bu ne? Ne o baba? Oğlum gönlünü özel hayatına karıştığımızı yazmışsın lan. Biz ne zaman karıştık oğlum senin özel hayatına? İroniyi anladınız mı? Anladık abi. Anlamayan var mı? Ha, dur vurma. Dursat anladın mı oğlum sen malsın ya. He? Ben anlamamış boş ver. Şey, valla ne zamanda karıştınız ki hiç aklıma gelmedi. Niye öyle yazdıysam? Olmasın bir daha git şunu sil. Furkan diyor ki küfürsüz nasıl güldürecek amına koyayım. %100 katılıyorum kardeşim. Sonra getir onu bana. Bakacağım. Özellikle. Bu videoyu ben beğenmedim ya. Gelsin. Kızlar dürüst olun. Bir erkeğin yapabileceği en alt şey ne?
Ne abi bir erkeğin yapabileceği en rahat şey? Var mı fikir? Kızlar size soruyor. Abi bilemedim şu an. Bir erkek nasıl rahat olabilir? Yalan söylemesin yeter. Ne? Yalan söylemesin yeter. At olmak yalan, ne amına koyayım. Yalan söylemeyince ya. Bir erkek ateşli mi oluyor? Ateşli, ateşli. Vay ne kadar dürüst bir erkek falan. Bir erkeğin yapabileceği en at şey. Mangal ateşiyle sigara yakmak. 10-10 hareket. Tebrik ederim. Nefes alsın yeter. Hanımefendi nasıl bir yokluktasınız amına koyayım. Vay be. Ataberk Doğan izlesin yeter abi. Hava gül yürü. Bravo. Taşak dansı. Güzel. Tıraş olması. Enstrüman çalması. Bak güzel. Bizim kızlar... Oğlum kız mı değilsiniz acaba amına koyayım? Bir erkeğe at yapan şey. Mesela... Discord moderatörü olması. Kürşat. Bak Kürşat bugün bunun ekmeğini yedi amına koyayım. Ekmek şat. Kardeşim benim ya. Manuel kullanması. Niye biz orospu çocuğu muyuz? Biz ipli miyiz yani otomatik kullanıyoruz diye. Hat değilsin abi. Manuel kullanınca hat oluyorsun. Manuel kullanan delikanlıdır. Otomatik kullanan orospu çocuğudur algısı mı var yani amına koyayım? Bence otomatik kullanan daha hattır abi. Harbi mi? Aklı bir şey söyleyeyim mi? Bugün otomatik araba kullanan, bugün otomatik araba kullanan adam yarın kendini de kaşıtır. Yok abi öyle düşünme. Ben öyle düşünüyorum. Geçimini arkadan sağlar. Aynen öyle. Otomatik araba alıyorsan az da olsa parası vardır. Öyle düşünmek lazım. Aynen öyle. Mesela hayır, ben canım. Tam bir ipliyim. Arabam otomatik çünkü. Ama sen manuelde de yılansın. Kanka ben manuelde sevmez. Demek ki tercihler değişir amına koyayım. Buradan bunu anlıyoruz yani. Bak bu buymuş bir erkeğe inat yapan şey. Bu ne ki? Oğlum bu şarkı böyle değildi lan. Dursun zaman. O da değildi lan. Neydi lan bu şarkı? Kızın sonuna doğmuşum ya da ölmüşüm de haberim yok. İyi bilir dişlerler elbet arzımda. Arkadaşlar ben bu Baran'ın geçen haftaki videosunu çok beğenmiştim. Bu haftaki videoyu beğenmedim. Başındaki ve sonundaki müzikler güzeldi. Evet.